poca opportunità, Milito ancora dentro, Milito! Opera. Ve futbol. İtalya, pizza ya da makarna ile karnını, opera ve hele hele ki futbolla ruhunu doyurur. Roma döneminin kolezyumları neyse, modern zamanlar İtalya'sı için stadyumlar belki daha fazlasıdır. Tarihin baş aktörlerinden, İtalya'nın en önemli şehirlerinden biri. Milano. Sezarların ülkesinde zenginlik zamanla güney kıyılarından kuzeye kaydı. Milano, çizmede ekonomi coğrafyasının fakir güney ve zengin kuzeyinden kuzeye ait olanıdır. İtalyan sanayicilerin sıcak yuvası, moda endüstrisinin kalesi ve onun en bilinen yanıyla Milan'la Inter'in şehri. Milano'nun kültür ve sanat mabedi La Scala nasıl yıllarca alkışlarla inlediyse San Siro da öyle Inter ve Milan'ın başarılarıyla yıllarca ama yıllarca inledi. Ta ki kendilerine reddedemeyecekleri bir teklif gelene kadar. Ama önce biz hikayenin başına gidelim. Bir zamanlar Avrupa futbolunun kalbi Serie A'da atardı. Avrupa'da esen fırtınanın merkez üssü İtalya olur, futbol yeni akımlarını ve kimliğini İtalyan kesimiyle bulurdu. Juventus, Roma, Napoli ve diğerleri. Ama en çok da Milan. Elbette olmazsa olmaz kardeşi ve rakibi Inter. Şehrin kırmızı ve mavi tarafının 110 yıllık rekabeti. Aynı stada biri Giuseppe Meazza, diğeri San Siro diyen büyülü mabedin çocukları. Futbolun Habil ve Kabil'inin hikayesi. Her dönem en iyileri mıknatıs gibi çeken Milan, dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı 3 kulübünden biridir. Şampiyonlar Ligi kupasından tam 7 tanesi müzesini süsler. Şehrin diğer devi Inter ise Şampiyonlar Ligi kupasını 3 kez havaya kaldırır. Milan hep saygın bir kulüptü ama 30 yıl önce sıradan bir memurun çocuğuyla yolu kesişince hikaye başka türlü yazıldı. Bu kişi Silvio Berlusconi'den başkası değildi. Bir banka memurunun oğlu olan Berlusconi 50 yaşına geldiğinde İtalya'nın sayılı zenginlerinden birine dönüşmüştü. Vizyonu kadar hırsıyla da dikkat çeken, tuttuğunu koparan bir adam İtalyanlar için başarı portresiydi. İnşaat sektörüyle çıkışa geçen Silvio büyük oynuyordu. Önce medya patronu oldu, ardından da futbol dünyasına girerek daha da güçlendi.
Kurtar Bizi Berlusconi tezahüratlarıyla helikopterden inen bu gösterişli İtalyan, Milan'la Avrupa'nın en büyük olma vizyonunu ortaya koydu. Donadoni'yi Juventus'un elinden kaparak başlayan transferler çığ gibi büyüdü. Milan, gelen sıcak parayla artık borçları altında ezilen değil, futbolcuların hayalini süsleyen bir kulüp olmuştu. 1980'lerin sonunda Avrupa futboluna yön veren iki ekol vardı. Hollanda ve Alman ekolleri. Gullit, Van Basten ve Rijkaard'ı kadrosuna katmasıyla artık Hollanda ekolünün Avrupa'daki temsilcisi Milan olur. Bir de şehrin diğer yanı vardır. Inter. Geçmişini arayan Inter'in Milan'a cevabı Alman ekolüyle olur. Milan'ın uçuran Hollandalılarının karşısına Inter, Almanya milli takımının omurgasını Brehme, Matthäus ve Klinsmann'ı koyar. Her iki takımın da yatırımlarının karşılığını görmesi uzun sürmeyecektir. Ligde arada bir Maradona isyanlı Napoli şampiyonlukları yaşansa da uzun süre ilk üçün ikisi Milano'dan çıkar. Ve dünya İtalya futbolunu artık soluksuz izlemeye başlar. Berlusconi, Portakal Çetesi'ni yönetmesi için Arrigo Sacchi kumarını oynadı ve tarih bize o kumarın tuttuğunu gösterdi. Kısa süre içinde Hollanda üçlüsünün İtalyan Maldini, Baresi, Costa Curta ve Tasotti'den oluşan muhteşem dörtlü defansıyla yakaladığı uyumla kupalar ard arda geldi. Proje doğru işliyordu. Milan'ın 9 yıllık lig şampiyonluğu hasreti 1988'de son bulmakta kalmadı. Kırmızılılar 2 yıl üst üste Kupa 1'in, o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nın sahibi oldu. Rüya gerçek olmuş, Milan artık 3 oyuncusu da Ballon d'Or adayı olan bir deve dönüşmüştü. Ama Berlusconi hep fazlasını ister. Şehrin mavi yakası. Elbette Inter de boş durmaz. Alman üçlüsünden aldığı kuvvetle sonraki 10 yıla 3 UEFA Kupası ve 1 İtalya Şampiyonluğu sığdırır. 1980'lerin sonunda artık sadece Avrupa'nın değil, dünyanın da gözü Milano derbisindedir. Hatta bu çekişme 1988 Avrupa Şampiyonası'na bile yansır. Şampiyonada finalin adı her ne kadar Almanya-Hollanda mücadelesi olsa da aslında çoğu futbol sever için bu Milan-Inter maçıdır. O şampiyonada kupayı Milan'ın Portakal Çetesi kazanır. Hollanda Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanıyor. Futbolcuların yaşayabileceği en mutlu an sayın seyirciler bu. 5 yıl süreyle Hollanda sokaklarını, Hollanda şehirlerini 2. Dünya Savaşı'nda işgal eden bir Nazi Almanyası vardı ve Amsterdam'a, Hollanda'ya girdikleri andan itibaren onlar Hollandalıların bisikletlerini almışlar ve el koymuşlardı. Hollandalılar bunu unutmamıştı. Nerede bunun rövanşını aldılar? İşte o gün Amsterdam'da Van Basten'in Hamburg'daki o galibiyet golünden sonra Amsterdam'da tüm bisikletler havaya atılmıştı. 2-1'lik Hamburg galibiyetinden sonra, o rövanştan sonra Hollandalılar bisikletlerimizi Almanlardan geri aldık diye de bir anlamda tarihi vurgu yapmışlar, tarihi rövanşı belirtmişlerdi. That's it! The Netherlands have won and they're into the final.
Inter'in Alman ekolü son sözünü 2 yıl sonraki İtalya'da düzenlenecek olan 1990 Dünya Kupası'na saklamıştır. Yer ister San Siro, ister Giuseppe Meazza deyin, Milano'dur. Federer Almanya'da, Hollanda milli futbol takımları 75 seyircinin yer aldığı Giuseppe Meazza stadında şu anda ortaya doğru yürüyorlar. Bütün Fenerbahçe'yle Galatasaray'ımız gibi Milano kentinin iki büyük takımı Inter ve Milan. Bu bir yerde Milano kenti ikiye bölündü. Yarısı Inter, yarısı Milanlı. Rekabet sonra devam etti ve Milano kenti için, İtalya için ayrı bir rekabet başladı. Bir tarafta Interliler, Brehme, Mateus, Klinsmann. Diğer tarafta Milano'nun Milan tarafı, Richard Gullit, Van Basten, Ajax, Bayern Münih rekabeti gibi geçmişteki gibi. Ve Milano kenti ikiye bölünmüştü. İşte bu sol taraftaki Interliler, Mateus, Klinsmann ve Brehme her maçta ayrı bir havayla. Milano'nun Inter taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkmışlardı. İkinci turda Federal Almanya Hollanda erken bir final oluşmuştu. 90 İtalya'da Brehme'nin şık klas golü, sağ ayakla attığı o klas gol. Ardından Klinsmann'ın golü, yakın bir mesafeden attığı gol. 2-0 herkes böyle bitecek derken Kuman'ın penaltı golü tatsız tuzsuz Hollanda ancak bir gol bulmuş. Federal Almanya Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek yoluna devam etmiş ve sonunda da İtalya'da Dünya Kupası'nı alarak dünya şampiyonu olmuştu. Ve 90'lar. Milan 4 sezonda bir rüya yaratan Arrigo Sacchi ile vedalaşıyor ve takım 1991 yılında Fabio Capello'ya emanet ediliyordu. Capello aldığı bayrağı düşürmedi. 1991-96 arasında San Siro'da geçen 5 yıla 4 Serie A şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi kupası ve 58 maçlık yenilmezlik serisi sığdırdı. ...1994 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Capello'lu Milan'ın Cruyff'un total futbollu Barcelona'sı karşısında ne yapacağı merak konusuydu. Savicevic ceza alanı içerisinde. Savicevic gol pozisyonu. Vuruşu Massaro'ya gol! Massaro'ya gol! Karşılaşmada 23. dakika. Milan 1-0 öne geçiyor. Atina Olimpiyat Stadı'nda maç başladığında anlaşıldı ki Milan çağının ilerisinde farklı bir futbol oynuyordu. Donadoni, önünde Ferrar var. Zinho Doğan'dan, ortalarsa tehlike. İlk yarıda son dakika. Donadoni geriye bırakıyor. Massaro gol! Gol! Massaro! Gol! 2-0 kaydediyor sevgili izleyiciler. Barcelona'yı 4-0'lık hezimete uğratırken Savicevic yaptıklarıyla parmak ısırtıyor. Kupa 1 bir kez daha Milan'ın müzesine gidiyordu. Savicevic ikinci yarıya Milan golle başladı sevgili izleyiciler. Sacchi kupa olan ellerinde ve 1993-94 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Milan kaptanı Sacchi'nin elinde. Milan Avrupa Şampiyonu. Serie A'daki şampiyonluk sayısında Capello gelene kadar Milan'a üstünlük kuran Inter ise duraklama dönemindeydi. İtalya'da 90'lı yılların ilk yarısını Milan, ikinci yarısını ise Juventus domine etti. 1995 yılında Inter tarihinde ikinci Moratti ailesi devri başladı. Baba Moratti 1960'larda büyük Inter'i oluşturmuş ve o takım 3 lig şampiyonluğu, 2 şampiyon kulüpler kupası kazanmıştı. Baba Moratti 1968 yılındaysa Inter kulübüyle bağlarını koparmıştı. Moratti ailesinin Inter aşkı bir kez daha depreşmiştir. Son veliaht Massimo Moratti 1995'te Inter'i Pellegrini'den satın alarak çocukluk hayaline kavuştu. Moratti Inter'in koltuğuna oturduğunda takımın 6 yıllık şampiyonluk hasreti vardı. Ama yeni patron ve Inter taraftarının İtalya şampiyonluğu için
10 yıl daha beklemesi gerekecekti. Ancak artık Milano'nun bir tarafında aileden zengin petrol şirketleri sahibi ve futbolcuların altın kalbi diye hitap ettiği Moratti, diğer taraftaysa bulunduğu konuma tırnaklarıyla gelen, gösterişli yapısı ve hırsıyla dikkat çeken Berlusconi vardı. Berlusconi, istediği zaman soyunma odasına giren, sert çıkışlarıyla dikkat çeken tipik bir İtalyan, Moratti ise çizgisini koruyan üslubuyla daha uluslararası bir model çiziyordu. Bu fark soyunma odasına kadar girmişti. Milan soyunma odasında her futbolcu için şık ve konforlu bir deri koltuk ve üzerlerinde adlarının yazdığı ekranlar, Inter'in soyunma odasındaysa mümkün olduğunca sade ve futbolcuların oturması için tahtadan uzun bir bank var. Futbolda istediğini yakalayan Berlusconi, 90'ların ortasına doğru yeni bir meydan okumayla siyasete atıldı. Kurucusu olduğu Forza Italia Partisi zamanla Milan taraftarlarının sloganı haline geldi. İtalyanlar bu başarı portresinin ülkelerini de uçuracağını düşündü ve Berlusconi İtalya Başbakanı oldu. 18 yıllık siyasi kariyerinde 4 kez başbakan seçilen Berlusconi, iniş çıkışlarla dolu bir döneme damga vurdu. Ve gün geldi, çanlar siyasi yaşamı için çaldı. Tıpkı sahibi olduğu Milan'da olduğu gibi. Capello sonrası Berlusconi-Galliani ikilisi teknik adam konusunda bocaladı. İkili Alberto Zaccheroni'yi, ardından Cesare Maldini'yi, sonra da Fatih Terim'i kovdu. Milan, Milanlılarındır deyip milenyumlu yıllar Carlo Ancelotti'ye emanet edildi. 4 sezon Sacchi, 5 sezon Capello'lu dönemlerin ardından son başarı halkası bir başka İtalyan Ancelotti ile birlikte gelecekti. Ancelotti 8 sezona 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA, 1 de Serie A şampiyonluğu sığdırdı. Ancelotti tarihi anlar yaşadı, yaşattı. 2003'te Şampiyonlar Ligi zaferini penaltılarla kazanmışlardı ve 2 yıl sonra Devler Ligi'nde yine finaldeydiler. Rakip Liverpool, adres İstanbul'du. Futbol dünyasının unutulmaz maçları vardır. Ama unutulmaz finalleri hakikaten sınırlıdır. İşte bu finallerden biri 2005'te Liverpool'la Milan arasında oynandı. Bir yarısı Milan'ın forse ettiği, diğer yarısında ise inanılmaz, hatta unutulmaz bir geri dönüşe sahne olan Liverpool efsanesinin aslında ortaya çıktığı bir karşılaşmadır bu. Tam 6 dakikada gelen 3 gol ve durumun 3-3'e gelmesi, arkasından 90 dakikanın bu skorla tamamlanması, uzatmalarda inanılmaz pozisyonlar kaçıran bir Milan, penaltılara büyük bir hayal kırıklığıyla giden Milan ve psikolojik üstünlüğü artık eline geçirmiş olan Liverpool ve kaçınılmaz son Milan'ın penaltılarla kupadan elenmesi. On from the final in Istanbul,
Liverpool and AC Milan are reunited. Kadir'in ısrar edenlere bir hediyesi gibi 2 yıl sonra görünmez ağlar tekrar örüldü. Milan'la Liverpool yine bir Şampiyonlar Ligi finalinde bu kez komşuda Atina'da karşı karşıya geldi. Bu kez Ancelotti'nin Milan'ı ayağına gelen fırsatı kaçırmadı. 2007'de gelen bu zafer uluslararası arenadaki son zafer olarak kayıtlara geçti. ...2006'da İtalyan futbolu şike skandalıyla kökünden sallandı. Juventus küme düşerken Milan'da işler bir anda tersine döndü. Berlusconi için bir teknik adamın 5 sezona ikisi zaferle sonuçlanan 3 Şampiyonlar Ligi finali oynatması yetmedi. İlişkiler gerginleşti, sabrıyla bilinen Ancelotti 8 sezonluk perdeyi kapattı, İtalya'dan adaya taşındı. Bu biraz da son çıkanın ışığı kapatması gibi. Şike skandalında fırsatı iyi değerlendiren şehrin mavi tarafı ülkede kazanılmadı kupa bırakmıyordu. Juventus'un yokluğu ve Milan'ın kan kaybı yaşadığı 2006-2010 arasındaki 5 sezonun tamamında tek şampiyon vardı, o da Inter'di. Mancini ile 3 yıl üst üste gelen şampiyonluk hikayesine 2 şampiyonlukta Mourinho koyuyor, 2010 yılında gelen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla da hikaye tacını takıyordu. Milano'nun mavi tarafı Avrupa'nın ve Serie A'nın yeni Sezarı'ydı. Massimo Moratti'nin gençlik hayali gerçek olmuş, babasından 45 yıl sonra Inter'i tekrar Avrupa'nın en büyüğü yapmıştı. Fakat Moratti'nin zirve keyfi uzun sürmedi. Hele hele Mourinho'nun da ayrılışıyla işler iyice zorlaştı. Mourinho sonrası sendroma tutulan efsane kulübün zirveden inişi asansör düşüşüne dönüştü. ...2011'den itibaren Milano'da futbolun tadı kaçtı. Başarılar Juventus'la birlikte Torino'ya taşındı. Milan'ın Adriano Galliani, Juventus'unsa Luciano Moggi gibi futbol akıllarına karşın Moratti o futbol aklını bir türlü bulamadı. Pirlo, Seedorf, Eto, Ronaldo, İbrahimovic ve diğerleri. İyi kalpli başkan hiçbirinden %100'ünü alamadı. Ronaldo sakatlandığında pamuklara sarıp başından ayrılmadığında Brezilyalı ayağa kalkar kalkmaz nasıl Real Madrid'in yolunu tuttuysa her biri öyle gitti. Massimo Moratti, 18 yıl oturduğu patron koltuğunda transfere cebinden yaklaşık 700 milyon avro harcadı. 16 kupa kazandı ve çıkmaz sokağa girdiğinde kulübün muhasebecileri "Sat yoksa batacaksın" dedi. Artık 6 sezondur şampiyonluk bir yana Şampiyonlar Ligi'ne bile katılamayan bir Inter vardı. Şehrin kırmızı yakasında da durum farksızdı. Başarıları sahiplenen Başkan Silvio Berlusconi, başarısızlıkları teknik patronlara yıktı. 2009'da Ancelotti'nin teknik direktörlükten ayrılmasıyla Milan'ın dümenine sırasıyla Leonardo, Allegri, Seedorf, Inzaghi, Mihailovic ve Montella geçti ama olmadı. ...2015-16 sezonunu 10. sırada bitiren Milan, artık yıldızlarını elinde tutamayan, Şampiyonlar Ligi şöyle dursun, UEFA Avrupa Ligi'nde bile yer alamayan sıradan bir kulüp olmuştu. Berlusconi için siyasi alandaki çanlar şimdi futbol için çalıyordu.
Bye bye Silvio, bye bye. Artık 80'ler ya da 90'ların yaklaşımları işe yaramıyor, büyüyen ekonominin yönetimi zorlaşıyordu. Eski İtalya olsa birileri ülke içinden gelip bayrağı teslim alırdı. Ama ne İtalya eski İtalya, ne de dünya eski dünyaydı. Bu arada dünyanın uzak diye tarif edilen doğusunda büyüyen ve meydan okuyan bir sermaye birikimi dikkat çekiyor, borsalar oradan gelen havayla şekilleniyordu. Çin. Altyapıya ucuz iş gücü ve ham madde bolluğu eklenince bir anda küresel ekonomi batıdan doğuya kaymış, dünya ekonomisinin kalbi Çin olmuştu. Çinli dolar milyarderlerinin sayısı gün geçtikçe arttı. Küresel güç olmak isteyen bu zenginlik artık futbolun, dolayısıyla Avrupa'nın kapısını çalmaya başlamıştı. Avrupa'da Chelsea ile başlayan yabancıların kulüp satın alma furyası bu kez İtalya'yı kuşattı. Taraftar olayları, şike ve bahis skandalları, yanlış transferler. Zayıf düşen İtalya içeriden çökmüştü. İtalya futbolunda yaşanan ekonomik kriz Berlusconi ve Moratti'yi farklı ülkelere yönlendirdi. Ekonomideki Çin gerçeğinin futbolda da etkisini göstermesini zaten bekliyorduk. Milan ve Inter bu iş için tam anlamıyla biçilmiş kaftandı. Real Madrid, Barcelona gibi kulüplerle yarışmayı hedefliyorlar. Küresel sermaye ilk olarak 2011'de İtalya'nın kalbini, Roma'yı aldı. Roma düşerse İtalya düşer misali sıra borç sarmalındaki Milano kulüplerindeydi. Ne Inter'le çocukluğunu yaşayan Moratti ne de iki şeyi asla satmam. Biri Arcore'deki villam, diğeri Milan diyen Berlusconi bu rüzgara daha fazla direnemeyecekti. Uzak doğudan hem de sosyalizmle yönetildiği söylenen ama son dönemde Çin tipi bir modern sosyalist anlayışı benimseyen Çin Komünist Partisi kendi büyük şirketlerini dünya genelinde nasıl parlatabilirimin sorusunun yanıtını belki de Avrupa'daki bu dev futbol kulüplerinin yönetimlerini ele geçirmek şeklinde hayata geçirmeye başladı. Ve yeni patronlar çok uzaklardan, uzak doğudan Milano'nun anahtarlarını almaya geldi. İlk olarak Moratti 2016'nın Haziran'ında Inter'i Çinli bir şirkete 700 milyon avroya sattı. İki ay sonra da Berlusconi 30 yılını verdiği Milan'ı bir başka Çinli şirkete 740 milyon avroya elden çıkardı. Aslında bunun ilk görüntüleri 2008 Pekin Olimpiyatları'ydı. Yani Çin'i biz bir anlamda bizlere çok uzak olan, kapalı olan Çin'in kapılarını olimpiyatlarla birlikte açılmasıyla gördük. Ve arkasından bu işin tadını alan Çin kulüpleri yavaş yavaş Avrupa'daki sadece İtalya devleri değil birçok kulübün yönetimlerini ele geçirmeye başladı ve çalışmaya da başladı. Satılan sadece Berlusconi ya da Moratti'nin tutkusu değildi. Aslında iki İtalyan markasıydı. Gerek Inter'in gerekse Berlusconi ailesinin özellikle Milan kulübünden gelen gelirleri İtalya'daki başka şirketlerine dağıttığı söylentilerinin ardından oluşan çok yüklü borçların ardından Çin kulüpleri için, Çin şirketleri için bu İtalyan kulüplerini ele geçirme operasyonu daha da kolay olsa gerek. Dolayısıyla artık İtalyanların hiçbir söz sahibi olmadığı bir pozisyondan bahsediyoruz. Milano'daki İtalyan perdesi kapanıyordu. Söylememiştik ama Inter aslında Milan'ın içinden ayrılanların kurduğu bir kulüptü.
105 yıl önceki ayrılığın sebebi yine yabancı meselesiydi. Sadece İtalyan oyunculardan kurulu bir kulüp olalım diyenler Milan'da kalmış, yabancılar da oynasın diyenlerse ayrılarak Inter'i kurmuştu. Durumu adına da taşıyarak kendilerine Internazionale Milan demişlerdi. Yabancı oyuncu sayısının ayrılığa neden olduğu günlerden, sahiplerinin bile yabancı olduğu, kadrolarındaysa bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar İtalyan oyuncu olduğu günümüze gelişin hikayesidir bu.